Merhaba, ben Savaş. Nükleer bomba deyince aklınıza ne geliyor? Her bulutun etrafında bir ışık hüzmesi vardır. Nükleer mantar bulutlar hariç. Onların ışık hüzmesi nükleer izotoplardan kaynaklanır. Patlama sırasında atomlar kelimenin tam anlamıyla paramparça olur ve güneşin yüzeyinden daha yüksek sıcaklıklar ortaya çıkar. 1950'lerde Operation Tumbler Snapper'da Harold Edgerton, Rapatronic yani çok yüksek hızlı kamerası ile patlamadan saniyenin binde birinden az bir süre sonra ortaya çıkan nükleer ateşi yakalamayı başardı. Manyetik deklanşör kullanımıyla her poz saniyenin milyarda biri kadar sürdü ve dünya dışı korkunç bir şeyi görüntüledi. O kadar korkunçtu ki enerjisi kendisini tutan metal kabloları buharlaştırıp plazmaya döndürecek kadar kudretliydi. Yerdeki hedefe bir bakın. Bu kabaca görselleştirilmiş sıradan bir TNT patlaması. Şimdi aynı noktada benzer boyutta nükleer füzyon kullanan bir bomba. Little Boy bombası Hiroşima kentine atıldığında bombadaki füzyon reaksiyonuna giren uranyum yüzdesi sadece 1.38'di. Geriye kalan uranyum füzyon olmadan patlayıp saçılmıştı bile. Bunun anlamı 0.7 gram ağırlığındaki uranyumun füzyonu, bu da bir kağıt para ağırlığından daha az gelir, 80 bin insanın ölümüne ve şehirdeki binaların 3'te 2'sini yok etmeye yetmişti. Bir ülkenin on binlerce kullanıma hazır nükleer silahı varsa kazaların olması çok muhtemeldir. Soğuk savaş zamanındaki problem de buydu ve hala bir problem. Ya bir yangın çıkarsa ya da iletişim hatası olursa ya da hain bir subay patlatmaya karar verirse ya da birisi savaş başlığını yere düşürürse. Kabul edilebilir bir nükleer silah kazasının şu anda olma ihtimali nedir? Bir nükleer silahın kazara patlamasının kabul edilebilir ihtimali yaklaşık 1/1000'dir. 2019 yılında uçak kazasında ölme ihtimalimiz yaklaşık 11/1000'dir. Bu kazara nükleer silah patlamasından daha da uzak bir ihtimal. 1950'den bu yana kırık oklar olarak adlandırılan 32 nükleer silah kazası meydana geldi. Bir kırık ok, yanlışlıkla silahın fırlatılması, ateşlenmesi, patlaması, çalınması veya kaybedilmesiyle sonuçlanan nükleer silahları içeren beklenmedik bir olay olarak tanımlanır. Bugüne kadar 6 nükleer silah kaybedildi ve hiçbir zaman geri kazanılamadı. Bunlardan biri de Amerika'da gerçekleşmişti. Şans eseri hiçbir büyük kazalara yol açmamıştı. Yine de kazalar olmuş. North Carolina'da büyükçe bir tabelada nükleer talihsizlik yazar. 1961'de 4'er megatonluk 2 termonükleer bomba taşıyan bir USB 52 bombardıman uçağı North Carolina eyaletine düştü. Kokpitteki salık durumdaki bir ip bomba bırakma koluna takıldı. Bombaların her biri insanoğlu tarafından patlatılmış tüm mühimmatın toplamından daha fazla patlama etkisine sahipti. Teğmen Jack Revel o gün sadece bir güvenlik mekanizmasının hata vermediğini keşfetti. Bir tek düşük gerilim ateşleme anahtarı kazadan etkilenmedi. Teğmen'in 2013'te anlattığına göre bu bir anahtar sayesinde bugün North Carolina eyaleti yerinde duruyor. Bombalar yetkililerce bulundu. Bir kısmı uranyumca zengin olan ikinci bomba aramalara rağmen bulunamadı. Bugün hala North Carolina'da gömülü halde. Şimdi evde deneyebileceğiniz bir şey. Nükleer reaktör yapın.
1994 yılında 17 yaşındaki David Han, Michigan'daki evlerinin bahçesinde bir nükleer reaktör inşa etmeye çalıştı. Bu da o kadar zor değil. Örneğin, evlerdeki duman sensörlerinin içinde az miktarda radyoaktif americium bulunur. Karanlıkta parlayan boyalar da radyum bulunur. Reaktörü kritik boyuta ulaşmadı ama mahallesini normal dozun 1000 katı radyasyona maruz bırakmayı başardı. Devlet yetkililerince büyük bütçeler ayrılarak bölge temizlendi ve yaptığı işe el konulup Utah'a gömüldü. Burada da bitmedi. 2007'de David Han bir apartmanın duman sensörünü çalmaktan tutuklandı. Yüzü sürekli radyoaktif maddelere maruz kaldığı için yaralarla kaplıydı. Mesela iyi örnekler de mevcut. Tyler Ramon Wilson gibi. 7 Mayıs 1994 doğumlu, Amerikalı bir nükleer fizik meraklısı ve bilim savunucusudur. 2008 yılında daha 14 yaşındayken bir füzör kullanarak nükleer füzyon üretti ve o zamanlar bunu yapan en genç insandı. Little Boy bombası Enola Gay tarafından Hiroşima'ya atıldıktan 3 gün sonra Charles Sweeney'e Fatman bombasını Kokura'ya atılması emredilmişti. Uçak bombayı atmaya hazır bir şekilde bir saate yakın bir süre şehrin üzerinde uçtu. Fakat hava çok bulutluydu. Sweeney hedefi görüp onaylayamadı. İkinci hedef olan Nagasaki kentine gitmesi emredildi. Nagasaki kentinde bulunan 75 bin kişinin ölümüne yol açtı. Kokura kentini bulutlar kurtarmıştı. Güneşin sıcaklığını ve Neptün'ün rüzgarlarını ortaya çıkarabilen bir bomba yapabiliyoruz. Fakat hava şartlarının birkaç dakikadan sonrasını tahmin edemiyoruz. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon askerleri imparatorları için öyle bir savaşıyorlardı ki müttefik devletler askerlerinin ağzı açık kalıyordu. Kamikaze uçakları, İnsan tarafından ölümüne sürülen torpidolar sayıca yetersiz kaldıklarında Japon askerlerine teslim olmaktansa umutsuzca kendilerini uçurumdan atmalarını ya da denize doğru yüzüp boğulmaları emredilmişti. İki atom bombasına rağmen Japon Savaş Bakanı insanlarını savaşa devam etmeye teşvik etmişti. Fakat 14 Ağustos 1945 tarihinde Japon İmparatoru bu kararı yok sayarak şartsız teslim olmuştur. Ağır kayıplar ölçülemeyecek kadar çoktu. Richard Feynman fizik Nobel ödülünü 1965'te kazandı. Ayrıca Los Alamos'taki ilk atom bombasının geliştirilmesine katkı sağladı. The Meaning of It All, yani Her Şeyin Anlamı adlı eserinde bilimin bir değeri var mıdır diye sormuştur. Hemen altında da bence bir şeyi yapma gücü değerdir demiştir. Anahtarlardan bahsederek bu tezini detaylandırmıştır. Evren hakkında öğrendiğimiz her şey, bulduğumuz ya da keşfettiğimiz her şey, cennetin kapılarına bir anahtardır. Bu anahtarlar aynı zamanda cehennemin kapılarını da açar. Örnek verecek olursak, Titan 2 füzesi ölümcül nükleer başlıklarını taşımada çok başarılıdır. Aynı zamanda astronotları uzaya, İnsanoğlunu ay görevine hazırlamada da başarılı olmuştu. Bilim bize anahtarları her zaman nasıl kullanmamız gerektiğini söylemez. Bilim bulur ya da tahmin eder. O anahtarları nasıl kullanacağımız bize bağlıdır. Son olarak size dünyadaki bugüne kadar patlatılmış en büyük ve en etkili nükleer bomba hakkında bilgi vermek istiyorum. Çar bombasının büyüklüğünü görmek için öncelikle İstanbul üzerinde Hiroşima bombasının etkisine bakalım. Gördüğünüz bu çember etkilediği alanı gösteriyor. Şimdi de çar bombasının yarattığı etkiyi görelim. İnanılmaz. Einstein bir açıklamasında şöyle der.
Almanların atom bombası geliştirmeyi başaramayacaklarını bilseydim, bomba için hiçbir şey yapmazdım. Bu nedenle eşsiz felakete sürüklendik. Einstein'ın dediğinden yola çıkarsak, başka bir milletin atom bombası geliştirebilme ihtimaline karşı geliştirilen bir silah, bir sürü insanın hayatına mal oldu. Ve bir kez daha aklımıza şu soru geldi. Bütün bunlar sadece bir başlangıç mıydı? İzlediğiniz için teşekkürler.